Ömer Bey, sizce Putin blöf mü yapıyor? Şimdi öncelikle şöyle hatırlayacak olursak, Rusya'nın Ukrayna'ya müdahalesi gündeme geldiği tarihlerde Batı kamuoyunda şöyle bir algı vardı. Bu Rusya'nın bir blöfü. Şimdi geldiğimiz noktada gördük ki Rusya Ukrayna'ya girme konusunda blöf yapmadı. Ve Ukrayna hem de hiç beklenilmedik, hiç tahayyül edilmedik noktalardan bir giriş yaptı. Az önce Coşkun hocamızın bahsettiği gibi nükleer müdahale %1 ihtimal dahi olsa çok ciddi alınması gereken bir konu. Tekrar hafızamızı tazelersek geçtiğimiz yıllarda bırakın nükleer silah kullanmayı, nükleer başlık ürettiği için bazı ülkelere dünya genelinde yaptırımlar uygulandı. Şimdi bu kadar ciddi bir konuyken, şimdi Rusya'nın ortaya attığı iddia ile beraber Avrupa'nın ortasına bir nükleer başlık fırlatılması gündeme geliyorsa blöf veya değil. Fakat bunun ciddiye alınması gerektiği bir gerçek. Tabii ülkeler bunu ne kadar gerçek, bu gerçeği ne kadar ciddiye alıyor, ne kadar almıyor. Kendi kamuoylarında önümüzdeki süreçlerde göreceğiz. Fakat Rusya'nın da şu adımını hatırlamamız gerekir. Rusya bir enerji adımı attı. Avrupa'da bir doğal gaz sınırlamasına gideceğini, oraya doğal gaz akışını kısıtlayacağını. Bu tabii Batı kamuoyu tarafından satın alındı. Her ne kadar ülkelerin liderleri bunu satın almamış gibi gösterse bile Batı kamuoyundaki vatandaşlar yapılan birçok araştırmalarda, birçok anketlerde görüyoruz ki oradaki vatandaşlar şu anda kışı nasıl geçireceklerini düşünüyorlar. Devamında herhalde Putin bir adım daha yükselterek işin ciddiyetini bir noktaya daha getirdi. Kullanır veya kullanmaz ama ortaya bir kart koydu. Bu da nükleer başlık kartı. Şimdi Batı kamuoyunun buna nasıl tepki vereceğini önümüzdeki süreçte göreceğiz. Fakat her şeye rağmen burada bizim altını çizmemiz gereken bir husus varsa o da şudur. Barıştan yana olan Batı ülkelerinin bu süreçte Rusya ile bu konu hakkında blöf veya değil bağlamında değil de bu konunun ne kadar ciddiye alınması gerektiği hususunda bir araya gelip bu konuyu değerlendirmesi gerekiyor. Ki Rusya'nın dediğim gibi Ukrayna'ya girdiği zamanlarda herkesin blöf yapıyorlar, hayır Ukrayna'ya giremezler, tüm Batı'yı, tüm dünyayı karşılarına alamazlar dediği anda Rusya'nın her şeyi göz alarak girdiği ve sonrasında da birçok yaptırıma rağmen görüyoruz ki Rusya kendi içerideki ekonomisinde çok büyük bir sorun yaşamıyor. Her ne kadar Avrupa'dan, ABD'den birçok yaptırım alsa dahi şu an kendi içerisindeki ekonomisinde herhangi bir sorun yaşamadığını görüyoruz. Bu kartı kullanır mı? Umarız kullanmaz. Fakat ciddiye alınması gerektiğini ve insanların bunu ona göre değerlendirmesi gerektiğini düşünüyorum. Peki. Güngör Bey, sizinle devam edelim. Az önce söylediğiniz husus son derece önemliydi. İşte Türkiye'nin onurlu çıkış olarak ifade ettiği, Putin'in de kendi kamuoyuna açıklama yapabileceği şekilde masaya oturduğu, öncelikli olarak bir ateşkes, sonrasında bir barış süreci. Şu gün bulunduğumuz noktadan çok mu uzak acaba? Hayır, değil. Cumhurbaşkanı Erdoğan defaatle şunu söyledi. Ben dedi Zelenski ve Putin'i İstanbul ya da Türkiye'de masaya oturtmak istiyorum. Bu iş dedi, ikisi masaya oturtmadan çözülmez. Şimdi 212 gün oldu Ukrayna Savaşı başlayalı. Bunda en son taraflar arası temas İstanbul'da oldu. Yani online görüşmeler ve yüzü. Ondan sonra hiçbir şekilde temas yok. Ta ki Türkiye'nin arabuluculuğuyla 200 ve 270'e yakın. Onun detaylarına birazdan gireceğiz. Şunu söyleyeyim, Türkiye'nin mekanizmasını için anlayalım. Çalışabilen bir mekanizma. Türkiye bunu bir ilk başta geçici ateşkese tarafları, sonra da görüşmelere evrilmek istiyor. Bu yönde Türkiye'nin sürekli bir diplomasisi var. Hem Putin'le Soçi'de, Astana'da ve Semerkant'taki görüşmelerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan defaatle bunu gündeme getiriyor. Bakın, biz birden sonuç elde edilen şeyleri konuşmaya başladık. Bunun bir öncesi var. Bunun bir çalışması var. Özellikle bu masaya oturtma konusunda uğraşıyor. Burada bir sıkıntı var. Biz bunu İstanbul görüşmelerinde gördük. Rus heyetini ya da Rusya tarafını Türkiye ateşkese yaklaştırıyor bir noktada. İlk başta diyor ki silahları susturun, konuşun. Götürüyor. Ama Kiev tarafında şöyle bir sıkıntı var. Masada kabul ettikleri bir şey 24 saat sonra değişiyor. Bunu Lavrov da söyledi. Çünkü Zelenski Londra ve Washington'la sürekli telefon trafiği yapan, görüşen bir şey. Bir karar aldığında ya Birleşik Krallığa ya da ABD'ye soruyor. Kiev yönetiminin böyle bir ciddi bir sorunsal. Örneğin diyelim 24 saatlik bir insani ateşkes ilan edilecek. Esirlerin değişmesi, hastaların değişmesi için. Bu Rusya tarafından bunu kabul ettirirsen Kiev tek başına karar vermiyor. Bu ciddi anlamda Ukrayna'da ateşkese giden yolda sorun. Şimdi soru şu. Bütün dünyanın sorduğu şu. Putin bir blöf mü yapıyor? Diğer yandan insanların sorduğu soru da şu. Bu savaşı kim durduracak? Şimdi para ve silah veren Rusya'nın değişiyle söyleyeyim kolektif batı mı? Yoksa etkin tarafsızlıkta bir arabulucu? Artık bu en son esir takasında Türkiye'nin arabuluculuğu netleşti. Arabuluculuk vasfını taşıyan Türkiye mi gerçekleştirecek? Bakın, yani ben Putin'in söylemlerinden üzerinden gitmek istiyorum.
Herkes diyor Türkiye'ye teşekkür etsin tahıl koridoru, hı hı. enerji koridoru için diyor. Ben yani Türkiye üzerinden bir çalışma yapıyorum. Aslında bir mesaj veriyor. Veriyor ama bunun batıda karşılığı yok. Bakın Zelenski'ye silah vermek, para vermek, para vermek onu savaştırmak demek. Hı hı. Onlar da bunu neden yapıyorlar? Rusya Federasyonu, Rusya'nın burada oyalanması ve durmasını istiyorlar. Hı hı. Öyle bir bu savaşın kıta Avrupa'sına sarkmaması. Hı hı. Hepsinin aklında bu var. Ukrayna'da savaş uzadığı kadar 1 yıl, 2 yıl, 10 yıl uzasın ama bu savaş Avrupa Birliği ülkesine yani kıta Avrupa'sına sarkmasın. Peki. Sarkmasın. Bu süreç biraz daha devam edecek. Bir de şu kısmi seferberlikle ile bu askerler hemen yarın silah altına alınmayacak. Bunun bir süreci olacak. Onu birazdan konuşacağız. Tabii bir süreci olacak. Tamamlandığında cephe daha da sıcak olacak. Şimdi herkes diyor ki Rusya ne yapacak? Putin ne yapacak? Ben savaşın ilk günlerinde söylediğini söyleyeyim. Rusya'nın yani Rusya Federasyonu'nun bir Ukrayna planı var. Bir ajandası var. 2014 yılında hızlı bir şekilde Kırım'da yaptığını aynısını yapıyor. Şubat ayında girdi. Hı hı. Daha sonra burada gayrimeşru bir referandum yaptı. Hı hı. Burayı Rusya Federasyonu'na bağladım dedi. Şimdi Luhansk ve Donetsk dedi bağımsız devlet. Devlet dedi kendine göre. Hı hı. Ben bunları tanıyorum dedi. Hı hı. Şubat öncesi. Şimdi burada büyük ihtimal yarın bir referandum olacak. Bunlar Rusya Federasyonu'na katılma kararı alacak. Hı hı. Alacak. Ondan sonra diyecek ki dünyaya Kırım Rusya toprağı, Donbas bölgesi Rusya toprağı. Hı-hı. Burayı saldırıları Moskova'ya kabul Hı-hı. ederim. İşte blöf noktasının sırrı bu. Siz Moskova'ya saldırırsanız o nükleer silahı da kullanırım Ukrayna özelinde. Bütün ağır silahları kullanırım. Bu 300 bin kişinin almasının sebebi de bu. Yani söyleyeyim Putin sıra dışı bir karakter. KGB'den geliyor. Güvenlik başlıkları ve öncelikleri çok önde. Burayı diyor ki Batı'ya 1991'de ben yoktum. Siz bir anlaşma yaptınız. Hiçbir Sovyet Cumhuriyeti'ni eski Sovyet Cumhuriyeti'ni diyor NATO'ya almayacaktınız. Bir tek Ukrayna kaldı. Bu ve burnumun dibine kadar girdiniz. Bakın eski Sovyet Cumhuriyeti Doğu bloku. Hı hı. Eski Sovyet Cumhuriyeti Doğu bloku. Doğu bloku ülkesi. Litvanya, hı hı. Estonya yukarıda. Eğer diyor burası da NATO'ya girip silah deposu olursa diyor ben bunu diyor güvenlik meselesi sayayım. Evet. Hani karttan açıktan oynuyor. Bu süreç biraz daha devam edecek. Toparlayalım derken siz noktaladınız değerlendirmenizi. Şimdi şöyle bir haritamız var Coşkun Bey. Şimdi dünyadaki nükleer silah başlıkları sayısını ortaya koyan bir harita bu. Rusya'da 6257 nükleer başlık olduğunu görüyoruz. Amerika Birleşik Devletleri'nde 5600. Diğer ülkelerde ise işte İngiltere'de yine bir NATO üyesi 225, Fransa'da 290 örneğini verebiliriz izleyicilerimize. Kuzey Kore'de, Çin'de, Pakistan'da, Hindistan'da, İsrail'de yine nükleer başlık var. Şimdi soru şu, eğer bu az önce de altını çizdiğimiz taktiksel nükleer başlığı Ukrayna üzerinde kullanırsa Rusya buna NATO'dan karşılık gelir mi? Ya da daha önce olduğu gibi konvansiyonel silahlar kullanarak Ukrayna'ya yaptığı işte kendi deyimiyle operasyon ama dünyanın deyimiyle saldırı nasıl ki NATO'dan aynı şekilde karşılık görmediyse burada da benzer bir süreç mi işletilir? Ne dersiniz? Şimdi burada artık operasyonu Rusya bile savaş olarak dillendirmeye başladı. Yani hikaye operasyon diye tanımlandı Rusya tarafından ama burada düpedüz süren bir savaş var. Bunu herkes biliyor ve görüyor. Şimdi burada hani nükleer dünyada insanlığın en büyük tehdidi. Hı hı. Ve tabloda da görüldüğü gibi Rusya ile Amerika zaten bu işin esas başı hı hı. çekenleri. Yani 5600 Amerika, 6257 Rusya'da bulunan başlık var. Ki diğer ülkelerde işte Kuzey Kore, Çin, Hindistan, Pakistan, İsrail, Fransa, İngiltere gibi devletler aslında bunun bir tanesi bile insanlık için büyük tehdit. Hı hı. Ama yani bu tabloya baktığınız takdirde böylesi bir savaşın Rusya ile Amerika arasında olacağı aşikar. Hı hı. Peki bu iki ülke o boyuta gelirse kozları nerede paylaşır? Hı hı. Çünkü bu iki ülkenin ben bugüne kadar hiç kendi topraklarında savaştığını görmedim. İkisi de kozlarını Avrupa'da paylaştı. Zarar gören Avrupa coğrafyası oldu. İkisi de kozlarını Orta Doğu'da paylaşmaya kalktılar. Afganistan hı hı. dahil. Hasar ve zararı o bölgeler gördü. Şimdi de yeni kurban Ukrayna. Hatta onun üzerinden işte yürüyecek bir Avrupa süreci. Sırbistan'ın yaptığı açıklamayı aslında atlamamak lazım. Yani aynı Rusya'yı destekler, savaş buralara kadar sıçrayabilir dediği bir başlığı konuşuyoruz. Sırbistan'ın yakın saatler içerisinde söylediği. Şimdi bu durumda Rusya bana göre anahtar soru. Yani Amerika'dan ben burada bir nükleer saldırı ve tehdit herkes gibi beklemiyorum.
burada ilk tetiği çeken Rusya olması bekleniyor. Hı hı. Rusya işte bu tetiği çekebilir mi? Veya Rusya böyle bir saldırıyı göze alabilir mi? Bana göre esas konuşulması gereken ama o. Ama tabii işin ilginç kısmı da şu, bugüne kadar o tetiği çekmiş ya da bu kırmızı düğmeye basmış tek ülke Amerika Birleşik Devletleri. Japonya. Hı. Ve o günden bugüne de zaten bir daha bu konuyu dünya hiç gündemine almadı. Çünkü hı, Japonya hala yaralarını sarıyor. Ve kazananı da olmadı o savaşın. Japonya'ya o saldırıyı yapmak da yeryüzünden silemedi Amerika. Hı hı hı. Japonya şu an G7 ve G20 içerisinde ana aktör devletlerden biri. Tekrar ayağa kalktı. Dolayısıyla hani hep klasik laftır ya, bu savaşın kazananı olmaz diye. Bu aslında nükleer için de geçerli. Burada zarar hasar gören coğrafya, insanlık, insanlar. Dolayısıyla ben hani burada çok şu an için böyle çok karamsar bir tablo görmüyorum. Hani eli kulağında her an bir nükleer savaş yaşayabiliriz hikayesine daha çok yol olduğu kanaatindeyim. Çünkü Rusya burada dikkat edersen sürekli küçülmek, geri çekilmek durumunda, vites küçültmek durumunda olan bir ülke. Ve Cumhurbaşkanı... Araya gireyim Güngör Bey'in az önceki analizinden hareketle şunu sorayım o zaman. Şimdi Putin hakikaten değişik bir profil, enteresan bir devlet başkanı ve bu tırnak içerisinde operasyonun neticesinde Kremlin'i eve yani muzaffer bir devlet başkanı olarak dönmek var ya da işte tiyatrocu tırnak içerisinde bir devlet başkanı Zelenski'nin karşısında mağlup olmuş bir adam olarak dönmek var. Şimdi bu görseller hakikaten insanı çok rahatsız edebilir. Özellikle de belli bir altyapıya sahipseniz ve belli bir özgüvene sahipseniz diyeyim. Çünkü hakikaten pek çok devlet başkanından çok daha farklı bir imaj çizdiğini biz hep gördük Putin'in. Buradan devam edelim. Ben aslında tam da işte oraya getiriyordum yani lafı. Burada Cumhurbaşkanımızın ısrarla onurlu bir çekilişten kastı bu. Burada Ukrayna ve Rusya iki kapışan devlet. Ama Ukrayna halkı tuzağa düştü, Rusya tuzağa düştü. Esas hikayenin senaristi Amerika. Ve şimdi öyle bir noktaya geldi ki iş, burada dediğin gibi kim havlu atarsa siyaseten hem uluslararası kamuoyunda hem kendi ülkesinde çok ciddi sıkıntılar yaşayacak. Bu Ukrayna için de geçerli. Ve burada hani adeta bir parmak ısırma, bilek yarışına dönen süreçte en doğru yol Cumhurbaşkanımızın gösterdiği yol. Yani Anadolu deyimiyle karizmayı çizdirmeden bu süreci sonlandırmak. Şu an bana göre Rusya'nın aradığı bu. Yani Rusya her ne kadar nükleer tehdidi öne çıkararak asarım, keserim, vururum dese de bana göre kapalı kapılar adında Putin Cumhurbaşkanımıza bu işi toparla, nasıl yaparsan yap diye bir yaklaşım içerisinde. Şimdi az önce dillendirdik. Hatta şimdi de dillendirmekte fayda var. O süreci biz gördüğümüz için aslında başardık. Antalya kritik bir zirve geliyor ve oturuyorlar dediğimiz an bakanlar. Her şey bitti ya. Yani masayı konuşuyoruz. Hatta asla bir araya gelmeyiz diyen iki liderden de olumlu mesajların alındığı bir gün gecesi kör karanlık. O az önceki haritayı getirirsek o Ukrayna'nın geniş haritasını, hı hı, Belgorod şehri. Bakın hala ben oradayım. Rejiden rica etsek o az önceki Belgorod'un da olduğu Ukrayna haritayı getirirsek. Ukrayna haritasını verelim Ukrayna'da, arkadaşlar. Ukrayna'da çok ilginç. Gündüz herkes, bütün dünya barış naraları atıyor. Sınıra çok yakın bir Rusya kentinden bahsediyoruz. Tam bu saatler son dakika altyazı Belgorod şehrine iki tane helikopterle yapılan saldırı. Alçak uçuş yaparak radardan kaçındıkları kaçanarak yapılan saldırı. Nereye? Bir akaryakıt istasyonuna. Amaç ne? Yani savaş burada cereyan ediyor. Hiç konu dışı ve ilk defa Rusya topraklarına yapılan bir saldırı. Ve o saldırı sonucu sabah bir kalktık hemen Rusya'dan Odessa'ya bir karşılık veren mütekabiliyet saldırısı. Ve bir anda dedik ki barış masasını kaldırın depoya. Şu an için böyle bir şey artık söz konusu değil. Ve o gün bugündür bunu hiç konuşamıyoruz. Şimdi soru şu.
Bence az önce bir cümle kurdum, bilerek kurdum. Ukrayna halkı kandırıldı dedim. Rusya'ya bir genel yaklaşım yaptık, tuzağa düştü diye, ama Ukrayna halkı da kandırıldı dedik. Niye özellikle onu söyledim? Çünkü ben de Zelenski halen, Batı'yla çok iç dış olan Zelenski bu konuda çentikli, soru işareti bir kişi. Ve hep ona atfedildi hatırlarsan bu kahramanlık hikayesi. Ben de hep ısrarla burada esas o kahraman direnişi gösteren Ukrayna halkı. Dolayısıyla esas burada konuşulması gereken Ukraynalılar demiştim. Şimdi Batı ile çok içi dışı olan Zelenski'nin yapacağı şu iş vardı. Hemen bir sabah açıklama, Belgorod'a yapılan saldırıyı kınıyoruz. Sorumluları hakkında da gereken işlem yapılacaktır. Böyle bir saldırı asla Ukrayna tarafından gerçekleşmemiştir. Gerçekleştirilmemiştir. Bunu bekliyor herkes. Bakın o gün bugündür hala o konu muallak, biliyor musun? O helikopterler kimindi? Kim talimat verdi? Niye oralara gitti? Niye bu saldırıyı yaptı? Bunlar hala bilinmiyor. Ve bunun esas bilinmesini ev sahibi olacak ülke Ukrayna. Yani Zelenski'ye dönüp soracaksınız. Kardeşim nedir bu, açıkla. Bir söylenti Sumi'den, bir söylenti Harkov'dan, buraya gece kalkan iki helikopter. Rusya kendini vurmayacağına göre. Şimdi bu durumda burada birilerinin savaşı bitmesini istemediği çok net ve aşikar. Yani ben Ukrayna'nın, Rusya'nın o tespitine katılırım. Batı bizi parçalamak istiyor tespitine. Burada esas ana cümle şu. Burada nükleere varmadan ama savaşın da sona ermediği bir süreç yaşansın. Sürekli gerilim artsın. Vuruldu, vurulacak, geldi, gelecek derken ben de silah satayım. Hatta bu savaşı başka coğrafyalara taşıyayım. Esas bana göre ana mantık bu. Ve Rusya da işte bunu gördüğü için bir takım blöfe varacak söylemlerle ama aynı zamanda da bir takım iddialarla, ne diyor? Savaşı diyor Avrupa'ya taşırız diyor. Sırbistan'ın bana göre bir anda Kosova ile yüz yüze gelmesi böyle okunmalı. Peki. Ve Sırbistan Cumhurbaşkanı yapmış olduğu açıklamada bir Rusya'nın arka planda güdümünü de aramalı. Peki, burada bir virgül koyalım Pınar Hanım. Bu konuya yine birazdan da devam edeceğiz ama izleyicilerimizle paylaşmam gereken bir not var. Sizleri de yerinize alabilirim. Çok teşekkür ediyorum. Değerli izleyiciler, araya gitmeden önce Amerika Birleşik Devletleri'nde kameraya yansıyan bir görüntüyü ekranlarınıza getirmek istiyoruz. İşte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Amerika Birleşik Devletleri temasları kapsamında Joe Biden ve eşi Jill Biden'ın verdiği resepsiyona katıldıklarını zaten biliyorduk. O resepsiyon çekilen fotoğraf az önce basınla paylaşıldı. Biz de sıcağı sıcağına haber merkezimize ulaşır ulaşmaz ekranlarınıza yansıtmak istedik. Cumhurbaşkanı Erdoğan 77. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu toplantılarına katılmak üzere gittiği Amerika Birleşik Devletleri'nde çok yoğun bir diplomasi trafiği de yürütmüştü. Birleşmiş Milletler binasının hemen karşısındaki Türk evinde hem konaklamış hem de bütün görüşmelerini dünya liderleriyle o noktada gerçekleştirmişti. Az sonra reklamların ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Amerika Birleşik Devletleri temaslarını da detaylandıracağız. Hatırlatacağız kimlerle görüştü diye, ama sıcağı sıcağına haber merkezimize ulaşır ulaşmaz Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden ve eşi Jill Biden'ın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu için New York'ta bulunan liderlerin onuruna verdiği resepsiyonda kayda geçmiş o fotoğrafı ekranlarınıza yansıtmak istedik. Şimdi bir aramız var. Saat başında arka plana kaldığımız yerden devam edeceğiz.